artacak. Yeterli besleniyor muyuz? Dengeli besleniyor muyuz? Doğru besleniyor muyuz? Yoksa bunların üçü de aynı şeyi mi ifade ediyor? Sağlıklı beslenme, besin takviyelerini ve hatta hipnozla kilo vermeyi konuşacağız bu gece. Konuklarım Doktor Kadri Çorlu ve Gülsemin Bol. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyisinizdir tabii. Siz dikkatli ve doğru besleniyorsunuzdur şimdi evet, kesin. Tabii ki. Görüldüğü üzere evet. Peki nedir bu doğru beslenme, sağlıklı beslenme? Biz sağlıklı besleniyor muyuz, doğru besleniyor muyuz hocam? Valla Türkiye şartlarında daha önceki dönemleri düşünürsek doğru beslenirken teknolojide gelişmesiyle beraber dünya standartlarına ulaşıyoruz derken büyük şehirlerde yaşamanın getirdiği zorluklar, büyük şehirlerde yaşamanın getirdiği kalabalık nüfus artışından dolayı artık pek doğru beslenmiş söylenemez. Hı hı. Çünkü beslenme tarzındaki değişikliklerimiz, sabah işe giderkenki kahvaltı tarzlarımız, hı hı, ne de olsa açma, poğaça, çay cinsindeki bolca fast food gelişimi, çocuklarımızın üzerindeki fast food dalgasının etkisi, bizlerin rutin masa yemeklerine uzaklaşıp, ailecek bir araya geldiğimiz yemekten uzaklaşıp hızlı bir şekilde tüketim toplumu haline gelmemiz tabii ki doğru beslenme şartlarını bizim için aleyhimize çevirmiş durumda. Peki Gülsemin Hanım, bu beslenme destekleyicileri, beslenme tamamlayıcıları neler? Tabii ki besin tamamlayıcıları çok çeşitli. Bu konuda Doktor Kadri Bey çok daha fazla yardımcı olabilir ama ben kendi adıma hani konuşayım. Bizim yani normalde hani vitamin dediğimiz işte. Evet, vitamin desteklerinden bahsediyoruz. Özellikle de bitkisel olanları tercih. Pazarlayan siz oldunuz, siz size dönün. Hocam bunun ayrıntısı değil ama. Evet, biz bu konuda gerçekten iyi bir organizasyona sahibiz. Öncelikle bir kullanıcı olarak söyleyeyim. Ben de doğru beslenmeyenler arasındayım. Ve çok yoğun bir iş temposundayım. Dolayısıyla 6 yıldır besin tamamlayıcılarını kullanıyorum ve de bu konuda çok iyi sonuçlar alıyorum. Bu sayede zaten bu sektörle ilgilenmeye başladım. Ve özellikle de doğal ürünlerle ilgili, hı hı, vitamin tamamlayıcılarla ilgili. Hatta sözünüzü kesmek istiyorum şu anda kısaca. John Hopkins Hastanesi, Baltimore'da biliyorum, evet, dünyaca çok ünlü bir hastane. Geçen sene yayınladığı raporda, eğer diyor kanserden korumak istiyorsanız, hı hı, ya beslenme tekniğinizi değiştirmeniz lazım insanlara. Çünkü hepimizde kanser olma riski, evet, çok tabii, yüksek. Veya diyor bu beslenme düzeninizi değiştiremiyorsanız, doğallığa doğru gidemiyorsanız, kimyasallarla besleniyoruz ki hepimiz kimyasallarla, hı hı, besleniyoruz, hı hı, Türkiye'de. Muhakkak ek besin tabletleri almanız gerekli diyor. Ek besin tabletlerini muhakkak hayatınıza sokmanız gerekli. Sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız diye. Peki ne kullanmamız lazım hocam? Yani şimdi günlük hayat İstanbul'da, siz hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Yani tabii, tabii. 16 milyon insan İstanbul'da yaşıyor. Şimdi bu insanlar nasıl tamamlayıcılar kullanmalılar? Ne bileyim, kalp krizi riskini azaltmak için. En güzeli doğal kullanmak. Hı-hı. Ne bileyim, her gün doğal olarak omega 3 desteği alabileceğiniz, kalp krizi riskini azaltmak amacıyla, hı-hı, söylüyorum. Balık yağı içeren, içindeki EPA ve DHA sitleri içeren balıkları her gün yemek. Hı-hı. Ama her gün imkanınız olmadıysa, mümkün değilse, basitçe söylüyorum, siz kalp krizi dediğiniz için söylüyorum. Hı-hı. Amerikan Kalp Cemiyeti diyor ki, eğer kalp krizinin ani ölüm riskini azaltmak istiyorsanız, hı-hı, hayatınıza EPA ve DHA içerikli balık yağını muhakkak bir gramını, yani bir tabletini muhakkak sokun. Günde bir tane de olsa. Yani omega 3 demek omega yetmiyor mu? Yetmiyor. Evet. Öyle yetmiyor mi? Ne olması çünkü lazım omega 3'ün içerisinde? Çok çeşitli omega 3'ler var. Ben izleyenler için kolaylık olsun da söyleyeyim. Mesela Google'da arama motoruna girip de omega 3 aradıktan sonra Amerikan üniversal düzeyde, üniversitelerde yapılan bir çok basit bir, hı, deney var. Organik olmayan, yani canlı vücudunda bulunmayan inorganik maddeyi kapsayan şöyle basitçe bir köpük bardağı. Hı-hı. Köpük bardağın içine yarısına kadar sıcak su koymalarını diliyoruz. Sıcak suyu koyduktan sonra herhangi bir omega 3 tablet, hangisi olursa olsun fark etmez, açacaklar. Hı-hı. Tableti açacak, içinden çıkartacak. Bunun içinden çıkan jelyasını şöyle alacak eline. Yapıyorsunuz. Sıcak su. Ha, sıcak suyumuz da var. Birazcık koyuyorsunuz, hı-hı, hafifçe. Ama yaparsak dökülür. Dökülsün. Tamam, batıracağız. Olsun, fark etmez. Batsın bakalım istiyorsun. Yani önemli. Hemen ben ne olacak peki? Adı ne olması lazım? Hı-hı. Şimdi omega 3'ün içerisindeki bulunan EPA ve DHA asitleri, hı-hı, bizim vücudumuzdaki damarların içerisinde biriken atrium plaklarını, kolesterol plaklarını kabaca lavabar sistemi gibi temizler ve damarların elastik hale gelmesini sağlar. Hı-hı. Kalp riskini geçirmemek için. İşte omega 3'ü deliyorsunuz basit bir şekilde. Hı-hı. İçine sıkıyorsunuz ve omega 3 içerisinde bulunan EPA ve DHA asitleri şöyle göstereceğim. Evet, sıcak suyla beraber
çalışmaya başlıyor. Aynı bu damarımızın içerisinde bulunan inorganik maddeler, doku dostu olmayan inorganik maddelerin etkisini direkt olarak kamerayla göreceğiz şimdi. Bakın bardağın kenarından delinmeler başlayacak. Gerçekten omega-3'ün içerisinde etkili bir EPA ve D asitleri var ise. Çok matrak. Gerçekten ince. Görmeye başladınız ve ya, su ya, delindi. Söylemiştim. Üstümüze gelmez inşallah. Var var, ben size ders yapıcı vereyim bir sene, tamam. Güzel, evet. Çok mantıklı. Süper. Teşekkür ettim. Bayağı da balık kokusu var. İşte bardağımızdan geri kalan doku. Çok güzel. Vücudumuzda böyle temizlemesi lazım. Bu sonucu ya, damarı da aynı şekilde rahatlık veriyor size. Hangi, teşekkür ederim çok dersi. Hangisini yaparlarsa yapsınlar, bu sonucu alıyorlarsa son derece gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri, evet, deneyip alacak. Ve kalp riskinden kendilerini koruyabilecekleri bir tablete sahip olmuş olacaklar. Peki Gülsemin Hanım, bu seçerken neye dikkat edeceğiz? Amacımızın ne olduğu mu önemli? Doğru. Yoksa hani gün içerisinde kullanabileceğimiz şeyler mi var? Şimdi bakın, bu ürünleri birçok yerden temin edebiliyoruz. Hı-hı. Yani eczaneler olabiliyor, bu ürünlerle ilgili perakende satış noktaları olabiliyor. Acayip markalarla açılmış şeyler, evet, var. Evet. Bir sürü dükkanlar var. Ha. Bir de bir sistem var ki insanların tavsiye üzerine kullandıkları bir sistem. Yani çok katlı bir pazarlama sistemi. Bu sistemlerde, hı-hı, özellikle bu tür doğal ürünlerin ve de doğallıkla ilgili vitaminlerin mükemmellerini bulabiliyorsunuz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sadece araştırma yaparken şuna bakmaları lazım. Bazı onaylar var. Bu onayları bu ürünler almışlar mı? Mesela FDA onayı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'ndan da onaylı olan doğal ürünler var. Ve gerçekten güçlü bir şirketin üretiminden mi kaynaklanıyor? Yani bu şirket dünya çapında bir şirket mi? Çok yaygın mı? Çok yaygın bir kullanıcı kitlesi var mı? Bunlar çok önemli. Çok önemli. Doğru. Bakılması gereken çok fazla şey var. Ama özellikle de bu sistemde çalışan şirketlerin ürünlerini tavsiye ediyorum. Sebebi de şu, çok incelediğim için söylüyorum. En önemli şeylerden bir tanesi nedir? Mesela güvenilirlik ölçüsü. Siz hiç bugüne kadar sevdiğiniz bir sinema filmini tavsiye ettiniz mi? Ya da bir doktora gitmek istediğinizde, ya da biri sizden tavsiye istediğinde en güvendiğiniz doktoru, evet, tavsiye edersiniz, değil mi? Tabii ki bizler de aynı şekilde çalışan şirketleri bulabiliriz. Bu şekilde çalışan multi-level marketing, yani çok katlı pazarlama sistemi dediğimiz bir marketing sistemiyle çalışan şirket bulduklarında ve gerçekten onaylarını da incelediklerinde, dünya çapındaki geçmişine de baktıklarında hiç tereddüt etmesinler. Hı-hı. Bu ürünleri kesinlikle kullanabilirler ve gerçekten tavsiye yöntemiyle birbirlerine de tavsiye edebilirler ve kullandırtabilirler. Tabii, son bir başka bir konuya geçeyim. Zayıflama konusu, zayıflama konusu. Hipnozda zayıflama. Çok duyuyorum da hani siz de bu konuda fikir ve ilim sahibiymişsiniz efendim. Estağfurullah. Hipnoterapi alanı tabii dünyada her konu gibi zayıflamada da kullanılıyor. Hı-hı. Zayıflamada tek bir şart var. Hastanın bunu gerçekten istemesi. İsteyecek. Yani kendi isteyecek. Yani ben eşim bunu istiyor da zayıflamak tabirli değil. Ben gerçekten bu işin sağlıklı olduğunu biliyorum ve zayıflamak istiyorum demişse, hipnozla başarılı olma şansı %85-90. Aşağı yukarı kilosunun, kendi kilosunun %8 ile 10'unu bir ayda verebilir hasta. Hipnozla. Evet, hipnozla. Kimler verebilir? Tabii ki hipnozdan fayda sağlayabilecek durumda olanlar, eğitilmiş kişiler, daha zeka geriliği gibi, mentalite geriliği olmayanlar, polisler gibi, askerler gibi, öğretmenler gibi, öğrenciler gibi daha önce eğitimden geçmiş kişiler çok rahat hipnoz olabilirler mesela. Hı-hı. Ve zayıflama seanslarında haftada bir ya da iki bu seanslara girerek, hı-hı, sadece kendilerinin vücudunun yakabildiği ürünleri yiyerek, yakamadığından uzak durarak, farkında olmadan hipnoz seansıyla %100 yok olurlar. Kaç seans gerekiyor? En azından 8-10 seans gerekir. 8-10 seans gerekiyor. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. 8 dakika yetmez, yoldunuz her şeyi konuştuk, gördünüz mü? Çok teşekkür ederiz. Konuk ettiğiniz. İsrail, bu başın